Saadet Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu Beyefendi'yi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. Evet, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu mübarek günde de Cenab-ı Hak'tan sizlere hayırlı bir ömür niyaz ediyorum. Regaib kandiliniz mübarek olsun. 3 aylara girdik. İnşallah bu aylar rahmete ve affa vesile olacaktır. Bu kanaatle bu toplantıyı tertip eden özellikle kadın kollarımıza da teşekkür ediyorum. Sabahki kahvaltıda birçok konu gündeme geldi. Aslında o kadar güzel ifadelerle konuyu takdim ettiler ki üzerine söylenecek bir şey yok. Bu toplumun özü aile. Ailenin de temeli, temel direği kadınlarımız. Biz her şeyimizi annelerimize borçluyuz. Babaları ihmal edemeyiz ama ailemizin temel direği kadınlarımızdır ve biz her zaman kadınlarımızı şükranla yad etmeyi bir vecibe biliyoruz. Bundan dolayı da hayata değer katan kadınlar ödülünü önemsiyorum. Aslında her kadın hayata bir değer katar. Çocuk yetiştirir, bir nesil yetiştirir. Topluma, sadece bir kişiye, iki kişiye değil, topluma annelik yapar. Bundan dolayı da her kadın mutlaka topluma bir şeyler katar ama değerler. Bunların içinde bazı müstesna özellikleri olan hanım kardeşlerimiz de var. Onları tespit edip bir sembol olarak kamuoyuna takdim etmek, kendilerini ödüllendirmek de diğer kadınlarımız için, genç kızlarımız için bir örnek olacaktır. Bundan dolayı da yine özellikle bu toplantının büyük bir önem taşıdığına inanıyorum. Bu toplantıda emeği geçen, konuşmalarıyla da bizi tekrar aydınlatan Ebru Asültürk hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Bunu hemen ifade edeyim. Tabii öbür taraftan da biraz önce hayatıyla ilgili çok kısaca bilgiler sunulan Profesör Doktor Oya Akgönen hanımefendiyi de rahmetle anma durumundayız. Kendisini 20 yıl önce yaklaşık tanıdım. 1999 yılından itibaren de sık sık, özellikle birkaç yıl öncesine kadar her hafta bir araya gelip, bugün beyi Muhammed Mugisiddin Bey de bizimle beraberler, dünya meselelerini görüşmek, tartışmak imkanını elde ettim. Her zaman çok kıymetli fikirleri bizim politikalarımızın oluşmasında bize yeni pencereler açmış, yeni fikirler önümüze sürmüş, bizi aydınlatmıştır. Bundan dolayı da kendisini özellikle rahmetle yad ediyorum. Tabii biraz önce ifade edildi. Sadece memleketimizde değil, hakikaten bir takım Müslüman ülkelerinin karşı karşıya kaldığı problemleri Türkiye'nin gündemine taşımakta çok önemli görevler üstlendi. Keşmir bunlardan her zaman bir tanesi oldu. Bu konunun sürekli olarak gündemimizde tutulması konusunda çok ciddi gayretleri oldu, emekleri oldu. Bu yönüyle kendisini şükranla yad ediyorum, hatırlıyorum. Öbür taraftan da yine burada bahsedildi. Kıbrıs, Annan planı gündeme getirilip Kıbrıs'ta Oya
oylamaya gidileceği zaman referanduma 15-20 gün buradan belirlediğimiz bir ekiple beraber Kıbrıs'ta bu konunun ne kadar yanlış olduğunu, eğer Kıbrıs meselesi anlam planı kabul edilirse Türkiye'nin gündeminden bütünüyle çıkacağını, bize ciddi bir zarar vereceğini dile getirdi. Hikmet-i ilahi, Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türkler anlam planını desteklediler %60'ın üzerinde. Cenab-ı Hak bazen hasbıyla yardım ediyor. Rumlar anlam planına itiraz ettiler. Sırf bu sebepten dolayıdır ki şu anda Kıbrıs, Türkiye'nin hala Kuzey Kıbrıs bir parçası olarak bulunuyor. Bunu unutmamamız icap eder. Ama Boya hanımefendinin gösterdiği gayreti de unutamayız. Bundan dolayı kendisini tekrar rahmetle yad ediyoruz. Muhammed Muğisiddin Bey'e de her zaman Boya Hanım'ın yanında ona destek olduğu için hakikaten benim gördüğüm, şahit olduğum en böyle mesut, uyumlu çiftlerden birisiydi. Onu da hemen ifade edeyim. Başı da sağ olsun. Allah kendisine hayırlı ömürler ihsan etsin. Tabii 8 Mart önemli bir gün olarak dünyada belirtildi, ifade edildi. 8 Mart aslında ne zaman başladı dersek 1857 yılında Amerika'da bir tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin artık ezilmekten, horlanmaktan, aşağılanmaktan yorulup ayağa kalkıp biz bu toplumda layık olduğumuz değeri istiyoruz demeleriyle ortaya çıktı 8 Mart günü. Bizim için 8 Mart aslında insanlığın yaratılışından beri var. Biz Havva validemizi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hatice validemizi de Ayşe annemizi de kızı Fatıma'yı da her zaman rahmetle andık. Onların arkasından gelen fakat ne hikmetse bir türlü Türkiye'nin dünyanın gündemine oturmayan yüzlerce demiyorum binlerce insanımız kadınımız var. İlim sahasında çok ciddi meseleleri gündeme getirmiş. Yeri geldiği zaman sosyal hayatta önemli görevler üstlenmiş. İslami ilimlerde nam yapmış kişiler var. Ama biz bunları uzun zamandır hatırlamıyoruz, unuttuk adeta. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bazen bugün soruluyor. Ya hakikaten bizim anlayış çerçevemizde kadının toplumdaki rolü ne? Sadece evine hapsolup çocuklarıyla, evin iaşesiyle ilgilenmek mi? Yoksa bunun üstesinde yapması icap eden başka görevler var mı diye düşündüğümüzde Hazreti Ömer Efendimizin o dönemde bir kadını pazarın denetleyicisi olarak tayin etmesini öğrenince şaşırdım. Ben bunu öğreneli sadece 2-3 yıl oldu. Önceden bilmiyordum. Halbuki bunların bize hatırlatılmasına ihtiyacımız var bizim. Bundan 1400 sene önce Hazreti Ömer Efendimiz bir kadını pazarı denetlemek üzere görevlendiriyor. Bir vazife veriyor. Bir erkeğe vermiyor. Çünkü iaşeden en çok anlayacak olan bir kadındır. Bundan dolayı da bugünü biz sadece 8 Mart Kadınlar Günü denildiği zaman bir tekstil fabrikasında çalışıp sömürülen kadınların haklarını isteme günü olarak hatırlamamalıyız diye düşünüyorum. Ama bu da bir vesiledir. Biz bu vesilelerden yararlanarak bugün içinde bulunduğumuz şartları daha da iyileştirmenin çarelerini, yollarını aramalıyız. Ne yazık ki şunu da ifade edeyim. O dönem başlayan rakamlara bakılırsa 40 binin üzerindeki kadının bu kalkışması, yüzden fazla, 120 civarında kadının
hayatını kaybetmesiyle neticelenmiş bir hadise. Bunu da unutmayalım. Ben bunları neden hatırlatıyorum? Çünkü 8 Mart'ı biz bugün artık sadece bir hak mücadelesi, emek mücadelesi, adalet mücadelesi olarak görmemeliyiz. Biz bunu bir tüketim çılgınlığına vesile olarak da görmemeliyiz. Maalesef son zamanlarda dünyada sermaye sahiplerinin kadına yaklaşımı, her ne kadar kadının bağımsızlığını, kıymetini anlamamız manasında bize takdim edilmeye çalışılıyorsa da genelde bir sömürü vesilesi olarak kullanıldığına da şahit oluyoruz. Biz bundan dolayıdır ki kadınlarımızın hakları gündeme getirildiği zaman sadece bir emek sömürüsü olarak meseleye bakamayız. Bizim için kadınlarımız elbette annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımızın annesi olarak da gündemimizde sürekli olarak bulunmalı. Bu değerlerini kaybetmeden toplumun içinde daha büyük mesuliyetler üstlenmeli. Biz şunu hemen ifade edeyim ki, kadınlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Bunun en açık nişanesi de cennetin annelerin ayaklarının altında bulunduğu ifadesidir. Hepimizin inanmış insanlar olarak bu dünyayı terk ettiğimizde, öbür tarafa gittiğimizde Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olmayı, cennette bir yer bulmayı arzu ettiğimiz kesindir diye düşünüyorum. Ve eğer biz ondan istifade etmek istiyorsak annelerimizin kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz. Yani eşlerimizin, yani çocuklarımızın annesinin kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Tabii sadece bu değil, biz ülkesi için, vatanı için bütün varlığını feda eden kadın şahsiyetlere de geçmişte şahit olduk. Bundan dolayı da biz bu özelliklerini hatırlamadan geçemeyiz. Bu sebepledir ki Saadet Partisi olarak kadınlarımızın ehemmiyetini gören, onları toplumun farklı noktalarında değerlendirmeyi bir görev addeden, yeri geldiği zaman öğretmenlik gibi bir vasfı taşıyan, o çok kolay kabul ediliyor. Bilmem doktorluk, hemşirelik gibi, ama onun ötesinde bir bilim insanı olarak, bir siyasetçi olarak da kadınların bu cemiyete katkı yapmalarını beklediğimizi, bunun da ancak bugün bizlerin bu konuya vereceği önemle ortaya çıkacağını hatırlatmadan da geçemeyeceğim. Bunun için bir defa daha tekrar edersek, kadın annedir, eştir, kardeştir ve elbette çocuklarımızın da annesidir. Kadın ailenin orta direğidir. Böylece toplumun da orta direği olma vasfına sahiptir. Çünkü toplumun temeli aile, ailenin temeli de, üvesi de kadındır. Kadının ihmal edildiği, halklarının gasp edildiği, şiddete, ayrımcılığa, sömürüye, istismara maruz kaldığı bir toplumun sağlıklı gelişebilmesi mümkün değildir. Bu yüzden bizim inancımız kadına en yüksek değer vermiştir. Bu yüzden de biraz önce ifade ettik, tekrar tekrar da ifade etmekten çekinmeyeceğimiz konu, cennet annelerinin ayaklarının altına serilmiştir. Biz bugün bunu ancak ahlaki ve manevi değerlerimizi ihya ederek toplumsal yapımızı koruyacağımıza inanıyoruz. Bunu sağlamak için de aile yapımızı,
güçlendirmemiz gerektiği hususuna vurgu yapmayı bir vazife görüyoruz. Muhterem kardeşlerim, bizim Anadolu kurtuluş mücadelesinde, İstiklal Harbi'nde ve hemen İstiklal Harbi'nden sonra unutmayacağımız bazı hanımları hatırlamakta da fayda var. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Tayyar Rahmiyeler, Şerife Bacılar ortaya koydukları cesaret, azim ve gayretle İstiklal Harbi'nin kazanılmasında destanlar yazmışlardır desek yanlış söylemiş olmayız, kanaatindeyiz. İlmi sahada demiştik, toplumsal sahada kadınlarımızın önemi büyüktür. İstanbul'da ve ülkemizin birçok yerinde ilme hizmet etmek veya ibadet maksadıyla kurulan vakıfların büyük bir kısmını kadınlar kurmuştur. Bu kadına geçmişte de aslında verilen ehemmiyetin veya kadının toplumun içinde almak istediği yerde nerelerde durduğunun açık bir işaretidir. Aslında yaratılış itibariyle kadın ve erkek eşit yaratılmıştır. Farklılıklarını göz ardı ederek bu eşitliği istismar etmeye de kimsenin hakkı yoktur kanaatindeyim. Bugün dünyada bir takım çarpık düşünceler gündeme getiriliyor. Birçok kanunlar sadece bizde değil, batıda doğru dürüst toplumda tartışılmadan, meclislerde tartışılmadan kanunlaşıp çıkarılıyor. Öyle bir noktaya geldik ki bizim bugün yaptığımız toplantıyı ayrımcılık olarak görenler de var. Biz kadına önem vermekle aslında kadını ayrıştırıcı bir tavır içine giriyormuşuz iddiasında bulunanlar var. Biz bunlara itibar edemeyiz. Çünkü toplum hakikaten iki öğeden meydana gelmiştir. Eşit haklara sahiptir. Eşit mesuliyetleri vardır. Ancak ikisi de birbirinden farklıdır. Bu farklılığı idrak edip anlamadan kadının erkeğin eşitliği konusunda fikirler ortaya koymak kanaatime göre aileyi de toplumu da yok etme istikametinde atılan en tehlikeli adımlardan birisidir diye düşünüyorum. Acayip bir döneme girdik biz. İnsanlar hakikaten birbirlerini acımasızca itham ederken doğru dürüst sorgulamıyorlar, düşünmüyorlar. Meseleleri bir bütün olarak mütalaa etmiyorlar. Biz insanız. İnsan olarak en önemli vasfımız Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği akıl nimetidir. Akıl verildiği için insan eşref-i mahlukattır. Akıl kadına da verilmiştir, erkeğe de verilmiştir. Aklı kullanmadan toplumun problemlerini çözmek de mümkün değildir. Onun için kitabımızda da sık sık akletmez misiniz, düşünmez misiniz, idrak etmez misiniz ibareleri kullanılıyor. Düşünmeye, akletmeye zorlanıyoruz. Bugün bizim en çektiğimiz büyük sıkıntı aklımızı ne yazık ki tam olarak kullanamamaktan, biraz da kullandırılmamaktan kaynaklanıyor. Siyasi problemler olsun, sosyal problemler olsun, biz mutlaka düşünerek karar vermek, toplumda barış ve huzuru sağlamanın yolunu düşünerek aramalıyız. Kendi özelliklerimizi kaybederek değil. Bugün
tekraren söylemeye ihtiyacını duyuyorum. Ailenin adeta tahrip edilmesi, yok edilmesi aile mefhumunun için çok ciddi bir kampanya var dünyada. Bunu farklı kelimelerle ifade ediyorlar. Arkasından siz, güya onlar kadının eşitliği için bunu yapıyormuş gibi bir tavır sergileyip de siz farklı bir kanaat ifade ettiğinizde sanki kadın haklarına karşı çıkıyormuşuz gibi bir tavrı ortaya koymaya çalışıyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz bu gelişmelerden rahatsızlık duyduğumuzu, buna hiçbir zaman rıza göstermeyeceğimizi de burada ifade etmeyi bir vazife olarak görüyorum. Son zamanlarda maalesef şunları itiraf etme durumundayız. Kadınlarımıza karşı uygulanan şiddet artıyor. Ayrımcılık, istismar, kadın haklarına gösterilen saygısızlık ne yazık ki yükseliyor. Biz bundan dolayı bu konuları da daha ciddi bir şekilde ama kendi değerlerimizi kaybetmeden ele almak, çözmek mecburiyetindeyiz. Son 10 yılda kadın cinayetlerinin %300 oranında arttığı söyleniyor. Tabii bu rakam biraz endişe verici bir rakam. Bu bile beni endişe ettiriyor. Şundan dolayı geçmişle acaba bir takım hadiseler meydana geliyordu. Bunlar kamuoyuna yansımıyordu da mı bu konu gündeme geliyor? Yoksa hakikaten böyle ciddi bir artış mı var? Bunları bile araştırıp buna göre karar vermeye, kendimize yol bulmaya mecburuz. Nerede hata ettiğimizi mutlaka araştırıp belirleyecek, o hatanın düzeltilmesi için çare arayacağız. Kanun çıkarmak yetmiyor muhterem kardeşlerim. Meclislerden kanunlar çıkıyor. Gazeteler yazıyor. İnfial meydana geliyor. Toplantılar yapılıyor. Mitingler yapılıyor. Ama maalesef bu şiddetin, bu ayrımcılığın ve haksızlığın önü alınamıyor. O halde bizim bu konunun nasıl düzeleceği konusunda ciddi bir adım atmamıza, düşünmemize ihtiyaç var. Hangi tedbirler alınmalı? Hangi yollara başvurulmalı? Biz ahlaki ve manevi değerlerimizde bir yerlerde erozyona uğradığımız için mi bu hadiseler meydana geliyor? Ve biz nereden başlamalıyız? Onu iyice araştırıp belirlememiz gerekir diye düşünüyorum. Ama Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamız siyasi hayata atılırken 3 konuya özellikle önem vermişti. Bunlardan birincisi ahlaki ve manevi değerlerin ihyasıydı. Bir toplumun ahlaki ve manevi değerleri ihya edilmezse, ki burada kadına verilen ehemmiyet öne çıkar ister istemez, adalet öne çıkar, duyarlılık öne çıkar, sevgi, saygı öne çıkar. Biz bu konuya gerekli önemi vermezsek bir ülkenin kalkınması, huzura kavuşması, barış ortamının tesisi kesinlikle mümkün değildir. Bunu idrak etmek mecburiyetindeyiz. Bundan dolayıdır ki yine Erbakan hocamız, Allah rahmet eylesin, her zaman rahmetle anıyorum, İlk verdiği konferanslardan bir tanesi İslam'da kadın konusuydu. 2 konferans veriyordu sürekli olarak veya 3. 1 İslam'da kadın, 2 ilim ve İslam. Bazıları sanki siz İslami değerlere bağlanırsanız ilmi bir kenara bırakırsınız gibi bir anlayışı bize dayatmak istiyorlar. Bunun böyle olmadığını, aslında bugünkü ilimlerin de yine Müslüman alimler tarafından kurulduğunu anlatıyordu. Bir üçüncüsü de bugün içinde yaşadığımız dünyanın bizim gördüğümüz gibi bir dünya olmadığını, bir takım gizli ellerin
aslında ülkeler arasında da insanlar arasında da farklılıkları gündeme getirip bambaşka tahakküme dayalı bir dünyanın kurulması için çaba sarf ettiklerini söylüyordu. Ki aileyi tahrip etmek isteyen zihniyet benim kanaatime göre aynı zihniyettir. Siz aileyi tahrip ederseniz, yok ederseniz, insanlığı yok edersiniz. Toplumu yok edersiniz. Bundan dolayı da bizim bu konuları ele almamız başkalarından daha farklı olmak mecburiyetinde. Milli görüşçüler olarak söylüyorum. Biz meseleye adalet cephesinden yanaşırız. Biz meseleye hak ve haksızlık yönünden yanaşırız. Biz meselelere özellikle inancımız gereği yeri geldiği zaman haram ve helal noktasında yanaşırız. Ama buradaki helal ve haram dediğimiz zaman sadece içki içmek, bilmem domuz eti yemek, yememek gibi konularla ilgili değil, toplumun özünü teşkil eden adalet duygusu gibi, yolsuzluktan kaçınmak gibi, ülkedeki birikmiş toplumun malına, mülküne el uzatmamak gibi mefhumlar ister istemez gündeme gelecek ve geliyor. Bunlar olmazsa yalan söylemek, iftira etmek, hakaret etmek, bunların hepsi toplumun temelini sarsan tehlikeler. Alışkanlık haline geldi bizde. Biz üste çıkmak istersek değerlerimizi ortaya koyup nasıl yukarı çıkacağımız yerine karşımızdakini ne kadar aşağı indirirsek biz onun üstünde gözükürüz, kanaati hakim. Bunu yapmak bu topluma verilecek en büyük zarardır. Bunu herkes böyle bilmeli. Onun için biz konularımızı gündeme getirirken kanunlardan çok vicdanlarımıza hitap etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için önce ahlak ve maneviyat demek mecburiyetindeyiz. Bunun için eğitimi yeniden düzeltmeye, adalet mekanizmasını sağlam bir temele oturtmaya, kutuplaştırmaktan çok toplumda huzur ve kardeşliği sağlayacak kucaklaşmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bunların sağlanması ise biraz önce yine ifade edildi, aslında rol modellere ihtiyaç gösteriyor. Toplumun önünde bulunan insanlar rol modeldir. Çocuklar toplumun önünde görünen insanlara göre kendileri bir şahsiyet kazanır. Elbette önce annesi ve babası gelir. Sonra varsa aile içindeki büyükler gelir. Sonra kendi bulundukları bölgedeki insanlar gelir, öne çıkanlar. Sonra da ülkeyi yönetenler gelir. Eğer ülkeyi yönetenler topluma güzel örnek olma vasfını taşımazsa o toplum ihya olmaz. O toplumda huzur olmaz. Onun için bizim yapacağımız çok ciddi işlerimiz var. Kadınlarımız bundan sonra öyle inanıyorum ki çok ama çok daha büyük konulara el atacaklar. Bir takım yeni oluşumlar var. İşte kadınlar bir araya geldiler, bir birlik oluşturdular, bir yere gidip de hadi bakalım sizden bir yer istiyoruz, bir takım faaliyet göstereceğiz diye birilerinden yardım talep edildiğinde kermes mi yapacaksınız, nerede diye sormuşlar. Gayet tabii. Ama ben dedim ki biz de kermes yapmalıyız. Hanım kardeşlerimiz de kermes yapmalı. Ama bu kermes de yiyecek değil. Fikri besleyecek eserler ortaya konmalı. Varsa hanım kardeşlerimizin yazdığı kitaplar, tezler, çeşitli argümanlar
İşte onlar makaleler orada piyasaya sürülmez. O da bir kermes olur. Ama bambaşka bir kermes anlayışıyla çıkar. Midemizi değil, aklımızı besleyecek olan hususlar bunlar burada gündeme gelir. Ben sözü de çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Hakkınızı helal edin. Bir Antalya'ya gitmem gerekiyor. Uçak saatini de biz ayarlayamıyoruz. Bu sebeple bu hanım kardeşlerimizin tertip etmiş olduğu bu toplantıyı çok önemsediğimi tekrar ifade etmek istiyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ödül alacak olan hanım kardeşlerimizi de tanıma fırsatım oldu. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Hakikaten topluma örnek olacak hizmetler sergilemişler. Eminim ki bundan sonra daha da güzellerini sergilerler. Hakikaten topluma önderlik ederler. İnşallah onları gören, onlara imrenen, arkadan gelecek kardeşlerimiz de hanımlar olunca arkadan gelecekler sadece hanım kardeşlerimiz olmayacak. Onların çocukları da, kardeşleri de, gençlerimiz de olacak. İnşallah örnek şahsiyetleri gördükleri için arkadan biz ne yapalım ki bu topluma daha faydalı hale gelelim diye düşünecek ve mutlaka fikirler üretecekler. Ben böyle bir toplantıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aranızdan ayrılacağım için de üzülüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak bütün güzellikleri gönlünüze göre versin. Mesut ve bahtiyar bir ülkede yaşamayı sizlere de bizlere de nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Var olun, sağ olun.